Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sesim birazcık garip geliyor olabilir, hasta oldum. Bir hafta böyle bir ufak ailemle tatile gittim ve oradan gerçekten hasta bir şekilde döndüm. Ciddi hasta olarak döndüm. Şimdi beraber üniversite gezmeye gideceğiz bugün aslında. Onun vlogunu çekeceğim. Birkaç tane böyle vlog gelecek. Hepsini tek günde gezmem imkansız. Hatta şehir dışındaki birkaç üniversiteye de gitmek istiyoruz. Bakalım hani kısmet olursa, şu an bilemiyorum. Yukarıda neler oldu? O zaman buraya çıkmışken çocuğumu da göstereyim. Çocuğum! Simba! Simba! Beni koklamayı bırak artık. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi işte o şehir dışına falan da birkaç tane üniversite var. Birkaçı değil de hani bir tanesi daha şey. Ona gideriz belki. Bilmiyorum, kısmet olursa o da. Şimdi benim acil bir şekilde evden çıkmam gerekiyor. Saat 2. Bugün neye gidiyoruz? Kültür Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi'ne gidiyoruz. Kültür Üniversitesi'ne Endüstri Mühendisliği düşündüğüm için gidiyoruz. Bilgi Üniversitesi'ne de Genetik Mühendisliği, hayır değil, sallıyorum. Moleküler Biyoloji ve Genetik düşündüğüm için gidiyoruz. Daha sonra işte Yıldız Tekniği'ye gideceğiz. İstanbul Üniversitesi'ne gideceğiz. Başka özeller var. Şehir dışı dediğim 9 Eylül Üniversitesi. O şekilde gezeceğiz aslında. Hani bir moleküler biyoloji ve genetik adına çok devlet tutuyor. O yüzden özele gider miyim bilmiyorum. Ama Birini Üniversitesi de ben 55 yaptım. Üniversite 54.000'den almış geçen yıl. Bilmem ya zaten tutar mı, ama ismi bilindik, güzel bir özel olduğu için ve bursu da tuttuğu için gidip görmek istedim açıkçası. Bakalım. O zaman şimdi hep beraber yola çıkalım. Daha sonra bu arada bugün hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Yani ve tek gidiyorum. Bakın böyle giyindim. Ama bugün hava deli sıcak gerçekten. Ne yaparsam yapayım bu sıcaklığı geçiremeyeceğim. Neyse, o zaman çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, ben Beylikdüzü'nde yaşayan bir insan olduğum için, gerçekten bir köyde yaşadığım için nasıl gideceğimi size söyleyeyim. Buradan minibüse bineceğim. Sonra oradan metrobüs. Metrobüste Yenibosna durağında ineceğim. Zaten kültür orada, mühendislik fakültesi. Daha sonra ne oldu peki? Ne oldunuz? Ha tamam. Mühendislik fakültesi zaten Yenibosna'da. Arkadaşlar merhaba. Ben Sürdürme Mühendisliğine geldim. Sürdürme sıra bekliyorum. Endüstri Mühendisliği için geldim, biliyorsunuz. Birazcık yoğunmuş. O yüzden hala beklemedeyim burada. Girişimim burası. Amca tarafı böyle kafelerin orada bekliyorum. Ayrıca gerçekten ben az önce mesela çekim için izin almaya gittim ve izin verdiler. Hiç sorun yaşamadı. Sistemi varmış. Ona da kayıt oldum. Doğru tercih diye. Kendi puanınıza göre işte olabilecek okulları ve bölümleri çıkartıyorlar. Yani buraya geldiğinizde kültürü övelim gibi bir şey yok. Aslında tamamen tarafsız bir şekilde onu da anlatıyorlarmış. Hayır, şu an sıra bekliyorum. Dersleri işlediğimiz alan, teorik bilgileri biz burada alıyoruz öncelikli olarak. Burada tekrardan ders öncesinde orada gördüğünüz teorik dersin bir daha böyle bir hani hatırlatmasını sağlamasını olsun diye tahtadan görürüz. Hocalarımız anlatır, projeksiyon yazdır. Sonrasında burada kendi deneylerimizi yaparız. Buranın en önemli kısmı bana kalırsa, pandemi koşullarında zaten hijyen çok önemli. Hı hı. Bize burada kişi başına mikroskop düşüyor. Hani bu çok önemli ve herkes kendi preparatını, yani örneğin kendisi hazırlıyor. Bu da çok önemli çünkü biz sahaya indiğimiz zaman, mezun olduğumuz zaman bizden bunu bekleyecekler. Yani kendi işini kendi yapmak zorundasın sonuçta.
Burada hocalar bunu esas alarak çalıştıkları için zaten en önemli nokta da bu diye düşünüyorum ve hocalar bunu çok önemsiyor. Burası genel olarak işte birinci sınıfı, ikinci sınıfı burada çalışıyoruz. İstersen aralarda gezebilirsin, orada bitkilerimiz var. Onlar da hocalarımızın çalıştığı bitkiler. Peki bir şey sorabilir miyim? Size işte ben bu bölümü okumalıyım dedirten şey neydi? Bana bunu dedirten şey, ben küçüklüğümden beri yani biyolojiyle, canlı bilimiyle uğraşmayı çok severim. Çünkü bir fizik, bir kimya, evet onlar da çok zevkli bölümler ama maddeyle uğraşıyorlar. Ben burada direkt olarak canlıyla uğraşıyorum ve benim reaksiyonuma, benim deneyime veya bir tedaviye gidiyorsam bu yolda denediğim şeyleri ne tepki vereceğini bilmiyorum. Bu bilinmezlik aslında beni çekti daha çok. Ve insanlara umut olabilmek, insanların hayatına dokunabilmek yani... Beni en çok etkileyen bilim insanı, hatta Yahudi bir bilim insanıdır, çocuk çiçek aşısı olan ve hani bu aşının patentini asla almıyor. Yani güneşin patentini alabilir misiniz diye röportajına tepki veriyor. Ben kendimi onu idol aldım. Yani ben o yüzden çok etkilendim ve bu alana o yüzden daha da bir sarıldım. Çünkü yani tıp da olabilirdi. Tıpta da doktorlar aslında birazcık daha tedavi odaklı, direkt olarak insan iletişimde. Ama bana da şey geldi mesela, ben de tıp için mezunluğu düşündüm. Ama mesela burada hem insan hastalığına bir çare bulabiliyorsun, hem de atıyorum köpekteki bir hastalığa da. Kesinlikle. Ve şöyle bir şey var, biz burada işin mutfağındayız. Biz o yemeği hazırlıyoruz, doktorlar servis ediyor. Aynen. Evet, doktorluk da çok kıymetli. Tabii yani ki. Çok da yüksek yerden alıyorlar ama biz burada o tedaviyi bulmadıktan sonra tabii burada TÜBİTAK projeleri için çalışan arkadaşlar da burada çalışıyorlar. Hocalarımızın kendi benchleri var, kendi benchlerinde araştırma yapıyorlar ve dediğim gibi bu üniversitenin en büyük avantajı özellikle moleküler biyolojide. Buradan mezun olan insanlar şirketler tarafından işte bu aleti kullanabiliyor musun veya bu tekniği biliyor musun diye tepkiyle karşılaşmadan direkt olarak işe alınıyor. Çünkü biz burada hocalarımız bizlere direkt olarak bu teknikleri bize uygulatıyorlar. 3 katta işte alt kat, üst kat ve bu kat var. Genel olarak burada bireysel çalışmalar yapılıyor. Zaten o yüzden daha çok işte hani 3 kat var. Sessiz çalışma alanı burası. Normalde 4'erliydi masalar. İşte bu şeyden sonra, pandemiden sonra 2'şerliğe düşürüldü. Onun için aslında alt katımız da bizim toplu birlikte çalışma alanımızda. Ama orayı da bu sefer kişi sayısı için orayı da buna döndürdüler. Ama onun dışında zaten 3 tane de bizim normal grup çalışma alanlarımız var. Orası da 24 saat şekilde açık. Arkadaşlar selam, şimdi çıktım bir kafeye oturdum burada. Mikel Kafe'ye geldim. Buraya genetik için gelmemiştim ama her bölümü gezdim. Gördünüz, genetiği de gezdim. Mutfağa da gittim hatta. Ama arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Çok beğendim. Gerçekten yani hatta özellikle genetiğini çok beğendim. Laboratuvar imkanı çok iyi, ayrı bir binası vardı yani sırf bu bölüm için. Bilmiyorum, çok beğendim. Evde bir tabii bir şey yapılacak. Bu arada Gürün'e gidemiyorum çünkü çok uzun sürdü. Saat şu an 5.30. Buradan eve geçeceğim işte. Kahve içiyorum. Hemen bitsin. Ondan sonra yola koyulacağım. Beklediğimden çok çok daha iyiydi yani gerçekten. Biraz sponsorluk almışım gibi oldu bu için. Ama tabii ki bir üniversiteden sponsorluk almadım. Yani bilmiyorum, çok beğendim. Tabii ki yani kesin konuşmam lazım. Daha bir sürü yer gezeceğim, edeceğim. Devletle gezmek istiyorum mesela. En azından genetik bakımından. Devletler de tutuyor. Bayağı tutan devlet de var. Bilmiyorum. Endüstrisiyle de görüştüm. Ama çok memnun ayrılıyorum yani şu an. Evde detaylı bir şekilde anlatacağım zaten ama hazır oturmuşken de bir açayım dedim. Beklediğimden de iyi görüntü çektim bu arada. O konuda da inanılmaz anlayışlılardı. Kimse rahatsız olmuyor. Yani herkese tek tek sordum. Kimse rahatsız olmadı. Zaten hani okul kendisi de çok sosyal bir okul olduğu için hiçbir sorun yoktu yani. Teşekkür ederim buradan da hatta izin verdikleri için. Ben o konuda birazcık korkmuştum aslında. Hani içeriği çekmeme izin verirler mi, anlatıyorlar onları izin verirler mi falan diye ama hiçbir sorun çıkmadı. Öyle ablamla konuştum. Gerçekten kültürün bir hocası gibi kültürü öğrendim. İnanılmazdı. Bu arada mesela ben buranın genetiğini yazarsam tam burslusunu bir tık sıralamama yazık oluyor aslında. Çünkü sıralamamdan daha düşük bir yerde yani. Devletler tutuyor mesela. Onları elimi tersleyince burayı yazmış oluyorum. Ama itilir mi? Bilemedik yani gerçekten. Biliyorum. Bir tık böyle gözlerim parlıyor farkındaysanız. Çünkü benim hala mezunluk düşüncem vardı. Beni öldürebilirsiniz belki ama hala vardı. Yani hiçbir bölüm içmesinmezse
kalacaktım yani ama özellikle genetik galiba okumak istediğim, isteyeceğim ve sevdiğim bir bölüm. Arkadaşlar şu an bir önceki üniversite gezdiğim videom eğer kısa olmuşsa onunla birleştireceğim. Olmamışsa yeni bir video. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Yani bilmiyorum şu an. Neyse bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Biz şimdi bu arada saçlarım ıslak ve yani ölüyorum ya. Durduğum yerde terliyorum. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün günlerden çarşamba dediğim gibi. Birin Üniversitesi'ne gidiyoruz. Birin Üniversitesi'ne de moleküler biyoloji ve genetik için gidiyorum. Bu arada herkes şey demiş. Sakın genetik yazma. İş yok falan filan. Evet arkadaşlar bir tık sıkıntılı bir bölüm iş alanında. Özellikle Türkiye bazında. Ama ben gönlünüzü verdiğiniz her işte bir şekilde yolunu bulacağınıza inanıyorum. Herkes için bu şekilde düşünüyorum. O yüzden bence istediğin şeyi okumak, imkanı çok olan şeyi okumaktan daha iyi gibi geliyor. Çünkü istediğiniz şeyin imkanını yaratırsınız. 4 yıl sonra işsizim diye ağlarken bu videoyu kolaj diyebilirim. Bilmiyorum şu an emin olamadım. Neyse arkadaşlar bugün dediğim gibi bir üniversitesine gidiyoruz. Bir üniversitesi nerede? Memleketimde. Zeytinburnu'nda arkadaşlar ben Zeytinburnuluyum. Bu muhabbeti biliyorsunuzdur belki. İstanbulluyum zaten ve Zeytinburnuluyum. Memleketime gidiyorum. Çok duygusal anlar. Şimdi birazdan çıkıyorum. Giyindim. Ne giydiğimi de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Kısa bir tişört giydim. Böyle bir şort giydim. Ne diyeceğim? Tercihler uzatılmış. O yüzden bir tık rahatım. Aslında ben bugün... Ufam niye kızarmış benim? Aslında ben bugün iki üniversite falan gezmeye çalışacaktım. O yüzden daha erken çıkacaktım. Şu an saat 1 geçti çünkü. Ama tercihler uzatıldığı için acelem yok artık. Yani her gün bir tane üniversiteye gitsem bile yetişir. 20'sine kadar uzatılmış çünkü. Yaşanan bu durumlardan ötürü. Bu arada bu konularla ilgili görüşlerimi hep Instagram'da belirttim. Tekrar kafanızı dağıtmak için ya da gezemeyen insanlar için de çekiyorum bu videoyu. Üniversite turu izlediğiniz bir yerde tekrar yaşadığımız çok İnanılmaz kötü olaylardan bahsetmek istemiyorum. O nedenle de konuşmuyorum hakkında. Bunu da baştan söylemiş olayım. Bu nedenle de işte tercihlerimiz uzatıldı. Bence de nadir yerinde kararlardan biri olmuş. İşte ben şimdi burada işte 7'de de arkadaşlarımla buluşacağım. Belki biraz geç kalırım. Dur, beklesinler ne yapayım. O zaman şimdilik bay bay. Umarım duyulur sesim vardı. Sizinle beraber deneyini burada yapacağız. Derslerle ilgili deney aşaması geçtirdik. Deneyleri beraber burada gerçekleştireceğiz. Deneylere katar. Çalış koymak istediğinizde genelde burada da hücre çalışırsınız. Hücreleri büyütürsünüz, çoğaltırsınız. Eksistenslerini muhafaza edersiniz. Bir sonraki çalışmalar için tekrar. Allah. Arkadaşlar Allah şimdi ben demişim mesela arkadaşlarımla buluşacağım diye. Şimdi artık eve dönüyoruz. Defne. Arkadaşlar burada Defne'yi tanıyanlarınız mutlaka evet, vardır. Tam şeylerim var benim. Evet. Ben de sizi çok seviyorum. Bizim bir ara aramız açılmıştı. Ama hiçbir şey yaşanmadan yani. Evet. Ayrı okullara gittiğimiz için yani. Evet. Ama iyi. Tekrar buradayız. Evet. Burada da Ozan'ımla Baran'ım var. Selam.
Bana bu sizi sevme işine ne diyorsunuz gerçekten? Hiçbir videoda ne selam, Allah'ın selamını bile vermiyor size. Yüzsüz gibi biraz. Şimdi eve dönüyoruz arkadaşlar. Saat kaç? Saat 11. Saat 11'imizi 5 geçiyor. 11'imizi ama. 11'imizi 5. Bizim 11'imizi 5. Sizde kaç geçiyor? Selam. Ha? Birazcık Veli Rüftür'e benziyor o zaman. Konuş benziyor biraz. Zaten. Ha? Ne konuşayım, ne istersin? Ne bileyim sen ne istersin? Herhalde 2020 model ha. Tamam kanka öyledir. Bilmiyorum ben. Ama kanka gerçekten güzel araba yapmışlar yani. Hadi ya. Of gerçekten arkadaşlar erkeklerle konuşmayı en nefret ettiğim şey araba. Evet evet. Allah'tan Ozan çok konuşmuyor. Tamam konuşmayız arabaya. Neyse şimdi bir... Takipçilere veda. Taksi aramacı. Daha sonra evde konuşuruz. Yani bugünkü üniversiteyi de anlatırım size. İçime sinen yönlerinden bahsederim. Zaten size de söylediğim gibi hangi üniversiteyi görsem ona gidesim geliyor. Biruni. Ozan sence hangisine gideyim? Gönlünden ne geçiyorsa. Ama gönlünden hepsi geçiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Evet yani benim gönlümün de biraz ayran olması dışında bir sorun yok yani gerçekten. Neyse o zaman sonra görüşürüz.